ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen astrofizikçi Doktor Umut Yıldız çalışmalarını anlattı. Türkiye'nin uzaya 5 yıl içinde uydu gönderebilecek, 10 yıl sonra da insan taşıyabilecek potansiyeli olduğunu belirtti. Türkiye uzaya 5 yıl içinde uydu gönderebilecek dedi. 10 yıl sonra da insan taşıyabilecek potansiyelinin olduğuna işaret etti. Önümüzdeki 5 sene içerisinde Starship artık yörüngeye uydu gönderebilecek bir pozisyona gelmiş olacağını tahmin ediyorum. Belki 10 sene sonra da biz hep beraber uzaya gideriz ve aşağıya bizim de bakma fırsatımız olur. Astrofizikçi Doktor Umut Yıldız, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde 10 yıl çalıştı. Ardından Türkiye'ye döndü. Özel bir uzay şirketinde araştırmalarını sürdürdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzay teknolojileri dersi veren Yıldız, NASA'daki yıllarını ve uzay teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Fen bilimleri astrofizisi, sosyal bilimleri astrofizisi, böyle birkaç tane böyle astrofizimiz vardı. Ben bu fen bilimleri astrofizisini okuyordum. Sosyal bilimleri astrofizisi hiç ilgimi çekmiyordu. Öyle yani ilkokul taraflarımda o şekilde başlamış diye hissediyorum. Umut Yıldız'ın uzay bilimine olan ilgisi çocukluktan başlıyordu. NASA'da çalışma hayalinin kapılarının nasıl açıldığını ise bu sözlerle anlattı. Oksijen molekülü nereden geldiğini merak ediyorum. İşte nefes aldığımız bir oksijen molekülü var ama bu nereden geliyor? İşte çok basit bir soru gibi. Yani o kadar hızlı verip ağzımıza alıp çıkartıyoruz ama nereden geldiğini bilmiyoruz örneğin. Bu soruyu araştırmak için uğraştık. Ve NASA'dan bir hocanın bu soruyu cevaplandırmak için bir teleskop gözlemi vardı. Yıldız Türkiye'ye dönme kararında özellikle pandeminin etkili olduğunu dile getirdi. Ülkede uzay konusunda çalışmaların gelişeceğini belirtti. Türkiye'deki aslında potansiyeli de gördüm böylelikle. Türkiye'de de çok şeyler yapılabileceğini de gördüm. Aslında Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. Bunu öğrencilerden zaten görüyoruz.